James Webb tarafından çekilen görüntüleri inceleyen bilim insanları, yüksek kütleli bir yapı etrafında dönen en az 3 galaksi keşfetti. Bu keşif, bir süper kütleli kara deliğe işaret olabilir. 2022 yazında faaliyetlerine başlayan James Webb Uzay Teleskobu, ilk gözlemleriyle Temmuz ayında Dünya'yı sarsmıştı. Teleskop, bugüne kadar pek çok gözleme ve yeni keşfe aracı olurken, bugün bu keşifler arasına bir yenisi daha eklendi. Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen ilk 13 hedef arasında bulunan SDSSJ165202.64+172852 adlı kırmızı kuasarı gözlemleme şansı buldu. Webb tarafından çekilen ve daha sonra filtrelerle işlenen görüntü, kuasar hakkında önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Gördüğünüz görüntü, canavar bir kara delik içinde, nadir görülen bir kuasarın etrafında birleşen, galaksiler kümesini gösteriyor. Söz konusu kuasar, hali hazırda gökbilimciler arasında, süper kütleli kara deliğe sahip olabileceği düşünülen, adaylar arasında yer alıyordu. Galaksiler kümesinde gördüğümüz renkler de, aslında bize farklı şeyler anlatıyor. Yeşil renk, galaksilerin hareket halinde olmadığını gösterirken, kırmızı bölümler Dünya'dan saniyede 700 km hızla uzaklaşan galaksileri, mavi bölümler ise Dünya'ya 350 km hızla yaklaşan galaksileri temsil ediyor. Bu bölgeden, bugüne kadar gelen en net fotoğraf olan görüntü, önemli bir bilgiyi daha ortaya koydu. Bilim insanları, artık bu bölgede en az 3 adet galaksinin, çok yüksek hızda bir şeyin, etrafında döndüğünü gördü. Fakat galaksilerin etrafında dönmesini sağlayan bu şeyin, ne olduğu henüz gizemini koruyor. Tabii teori doğruysa, bu bir süper kütleli kara delik olabilir.